İntegral Forex TV ekranlarından herkese merhaba, ben Serdar Pazı. Şimdi ben soruyorum isimli programın dördüncü bölümünde bugün konuğum sevgili Seda Yalçınkaya Özer. Seda merhabalar, hoş geldin. Merhaba Serdar, hoş buldum. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Seninle beraber program yapacak olmak ne kadar güzel. Sen Teşekkür konuk ederim. olarak nasıl hissediyorsun diye istersen sorarak başlayayım. Şöyle söyleyeyim. FX TV'de herhalde 9 yıldır, 10 yıldır, artık 10. yılım olacak İntegral'de çalıştım. 9 yıldır diyelim biz ona. Yayın yapıyorum. İlk defa konuk olacağım. Şu an bir heyecan sardı beni. Bilmiyorum. Teşekkür ederim davetin için bu arada. Çok yayına katıldık ama tabii ki kendi YouTube kanalımızda konuk olmak çok güzel bir ayrıcalık. Ne kadar güzel. Ben de teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Sağ ol. Tabii ki bakıldığında bugün biraz enflasyon muhasebesi gibi herkesin herhalde çok yakından takip ettiği, merak ettiği, tam olarak da anlayamadığı, anlamlandıramadığı konu üzerinden konuşacağız. Şimdi bakıldığında bu sene işte ilk çeyrek bilançoları yavaş yavaş geliyor ama geçtiğimiz yılın son çeyrek bilançoları enflasyon muhasebesine tabi olan şirketlerin bayağı gecikmeli geldi. Onlara bir ek süre tanındı. Bu karlılık üzerinde nasıl bir işte baskı yaratıyor? İşte öz kaynak karlılığı üzerindeki olası değişimleri ve enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketler eskisi gibi kar açıklamaya, analize konu olmaya devam ederken şimdi yeni enflasyon muhasebesiyle açıklanan karlarda bir yeni normal belki oluşuyor. Daha böyle yüksek FK'lar olağan gelmeye başlıyor. Şu işi böyle hiç bilmeyen birine ya da çok az bilgi sahibi olan birine anlatır gibi senden rica edeyim başta. Evet, yani baştan şunu söyleyeyim. Çok zorlu bir süreç geçirdik biz de analistler olarak. Çünkü hem 2023 yılçoları yani yıl sonu bilançoları geldi ve enflasyon muhasebesini. Bir kere zaten başta bir enflasyon muhasebesinin ne olduğunu anlaman lazım. Bu süreç olarak biraz sanki çok iyi yönetilemedi gibi geliyor bana. Çünkü çok az bir süre kala şirketlere de bu beyan edildi. Evet, hep bir konuşuluyordu enflasyon muhasebesi geleceğine yönelik ama hani süre bakımından çok dar oldu. Belki bu daha önce açıklanabilirdi. Bu konuda eğitimler verilebilirdi. Bağımsız denetim şirketleri de çok dar bir zamanda çok fazla iş yükü oluşturdu ve biz de aslında çok dar bir zamanda çok fazla şirketi enflasyon muhasebeli olarak analiz etme gittik ve bu da hem işte 2023 yıl son çeyrek bilançoları hem de üstüne bir de 2024 yılı ilk çeyrek bilançoları geldi. Yani bu zamansal olarak çok sanki yönetebilir gibi olmadı. Biraz daha sanki zamana ihtiyaç vardı, değil mi? Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Biraz daha zamana yayılan bir süreç verdiler, evet. Mayıs ayının 20-21'ine kadar ama bu biraz daha önceden mi yönetilebilirdi? Bana mesela öyle geliyor. Şimdi zaten biz Türkiye'de yapısal olarak şimdi birinci çeyrek finansalları daha yeni yeni geliyor değil mi? Biz halbuki işte ikinci Tabii. çeyreğin bayağı ortasını geçtik. Yani zaten geç biz finansallara erişebilirken bir de bu enflasyon muhasebesiyle yani 10 hafta dediğinde zaten hani bir çeyreği atlamış gibi nerede oluyorsun? Ve hani biraz böyle elma ile armutu kıyaslamak gibi yani çünkü işte bankalar değil mi ya da orijinal bilançosu döviz cinsinden bakılan hisselerde farklı bir şekilde hani onlar alışılageldik düzende devam ederken şimdi hani onun FK'sı böyle işte piyasa defter değeri böyle ya da işte borç çevirme oranı dönem varlıklardaki değişim vesaire bakarken bu yeni şirketlerdeki yeni normale adapte olmak bazı kurumlar tamamen enflasyon muhasebesi biz sanki yokmuş gibi kar tahmini de bulunmaya işte rasyoları değerlendirmeye devam edeceğiz dediler. Herhalde biraz daha bir zaman alacak yani bu birkaç çeyreklik dönem Oturması. araştırma dünyasında sanki bir kayıp hani bir fetret devri falan gibi ama oradan yeniden yükselişe geçeriz diye düşünüyorum. Yeni normale dediğin gibi yeni düzene alışmak gibi bir şey. Şimdi tabii enflasyon muhasebesi en çok çarpanları etkiledi. Biz aslında mesela çarpanları düşük olan şirketleri ve tabii ki sadece düşük olması değil aynı zamanda iyi yönetilmesi, faaliyet kârının ön planda olduğu gibi bazı unsurlarla birlikte şirketleri seçiyorduk. Şimdi FK'lar enflasyon etkisinden çok ciddi anlamda etkilendiler. Mesela burada bazı şirketler var ki
FK'ları bir önceki FK'dan, enflasyon etkisinden arındırılmış FK'dan çok daha yukarıda olmasına rağmen aslında bilançosu çok iyi geldi ve bu bilanço fiyata yansıdı ve buna göre hareket etti. Kimi daha farklı hareket etti. Sonuçta kar düştüğü zaman FK dediğiniz formüle koyduğunuz zaman bu bir şekilde hissediliyor. Yine mesela piyasa değeri defter değeri düştü FK yükselirken, değil mi? Piyasa değerlerinde etkili hareketler oldu. Dolayısıyla yatırımcı biraz daha anlamaya çalışan, biraz daha işte sadece mesela çarpanlarına bakabilen, bunu bilebilen yatırımcı da kafa karışıklığı oluştu. O nedenle hani bize de çok görev düşüyor bunu anlatmak, bunu açıklamak, ki telefona cevap veren bir analiz departmanıyız. Bu konularda da çok fazla sorular alıyoruz. Dolayısıyla bunun bir kafa karışıklığı yarattığını söylemek mümkün yatırımcılarda, yatırımcı nezdinde baktığım zaman. Bir diğer etki elbette ki şimdi büyüme kaydeden şirketlere baktığımız zaman 2022 yılı ve 2023 yılında yatırım yapan şirketlerde büyümeler daha ön plana çıkmış durumda. Yine mesela bu sene yatırımları devreye girecek olan şirketler var ve büyük bir ihtimalle bunun meyvesini 2025 yılında yiyecekler. 2024 yılı ve 2025 yılı görece 2025 yılı yatırım yapılabilir yıllar değil. O nedenle daha önce yatırımlarını tamamlamış ya da yatırımlarına bir şekilde başlamış olan şirketler burada büyüme kaydetmiş oldu. Bu da aslında bir şekilde dikkate alınan bir unsur olmuş oldu bu dönem fiyat bu dönem bilançolarda. Şimdi fiyatlar nominal olarak artarken reel olarak azaldı. Zaten işte en büyük buradaki problem bu. Reel olarak büyümenin azalması ciddi anlamda bilanço hareketlerini ve hisse hareketlerini de yansıdı. Biz 2024 yılında reel anlamda büyüyen şirketlere, yani cirodaki büyümeye, esas faaliyet karındaki büyümeye, fabrikteki büyümeye odaklanacağız. Zaten net karda biliyorsun one-off'lar etkili olabiliyor. Vergiyi çok ciddi anlamda hareketlendirebiliyor. Net parasal pozisyon kayıp ve kazançları da yine net kâra olumlu ya da olumsuz yansıyabilecek. Dolayısıyla bizim için yine satışlarının ne düzeyde arttırmış? Mesela enflasyon kadar bir büyüme var mı? Buna bir bakacağız ve bu şekilde de kalem oynatacağız. Dolayısıyla analizler, dikkatler bu yöne çevrilmiş olacak. Bunun dışında 2023 yılında dikkat çeken bir sigortacılık, faktöring sektöründeki büyüme oluştu. Burada getiriler %100'e vardı. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olup olmayacağına bakacağız. Ve tabii ki makroekonomik rüzgarın getirdiği bazı sektörlere olumlu yansıması, bazı sektörlere de olumsuz yansıması var. Buradaki etkiyi ölçüyor olacağız. Çünkü dün Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Orada enflasyonu ifade ediş tarzını gördük. Dolayısıyla sıkı para politikası bu yıl gündemimizde. O nedenle bazı sektörler iç tüketimde yavaşlamanın olduğu vurgusu oldu. İşte orada daha seçici olmak bizim için daha öncelikli olacak. Halka arzlarda bir yavaşlama var. Piyasa değerlerini çok ciddi anlamda yükseltmişti. Dolayısıyla orada bir miktar belki durulma olabilir diye düşünüyoruz. Birinci çeyrek bilançolara baktığımız zaman mesela dün Migros açıklandı, Koç Holding açıklandı, Ebebek geldi, Anadolu Efes geldi. Yani çok böyle beklenti üzerinde bilançolar almıyoruz. Dolayısıyla biraz daha makroekonomik gündemin yavaşladığı, sakinleştiği, biraz daha bu şirketlerin pay satışlarına yönelik haberlerin daha biraz daha stabilleştiği bir ortamda bence bilanço hareketini yansıtan şirketler ön plana çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. 2024 yılında biz buna çok daha fazla dikkat edeceğiz gibi. Sen ne Tabii dersin? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? bakıldığında bir kısa vadeli momentumda, yani şimdi para girişi olan hisseler ya da yabancının daha ilgili alakalı olduğu işte bankacılık, holdingler vesaire, bunlara baktığımız zaman hani aslında bir böyle bir mismatch, bir uyumsuzluk sanki varmış gibi. Yani şimdi bankaların, değil mi, kaynak maliyeti artıyor, kredi talebi o kadar artmıyor. Evet. Bu uygulamalar regülasyonlarla beraber hani giderek aktif pasif yönetimi zor bir hale geliyor, ama işte diğer taraftan da hani işte para girişinin olduğu hissede destek direnç diye bir şey kalmıyor. İşte Garanti Bankası mesela, Amiral Gemisi 2 ay içinde, yani nominal fiyattan bahsediyorum, 50'den 100'e geldi. İşte çarpanları da ona göre 2 kat Evet. yukarı gelmiştir. Şimdi ama diğer taraftan mesela bir hikayesi olan, işte Avrupa'da, Amerika'da filan büyümeye çalışan, değil mi, işte bir beraber bir otomotiv sektöründen bir firmanın analiz toplantısına katıldık. Hani diğer firmalar da, ihracatçı firmaların şimdi klasik bir
boğuştuğu, yani benim işte insan maliyetim artıyor ki içeride üretim maliyetlerim artıyor, ama ben işte Avrupa'ya, Amerika'ya sattığım zaman dolarla, euro ile satıyorum. Dolar kuru, euro kuru yerinde sayarsa ben o pazarda zaten hani %3, %5 kar marjıyla çalışıyorum. Öyle ben Evet. arada işte benim asgari ücretime 2 kat zam geldi diye 100 euroya sattığım şeyi 200 euroya satamam. Yani 105-110 euroya satsam bile belki büyük bir pazar kaybı yaşarım. O yüzden yani bu hem işte daralan kar marjları, hem işte hani üretim için aldığı bir nesneyi 2-3 ay sonra hani tahsil edeceği zamana kadar onun değer kazanımı da karı aşağı çektiği için öyle bir hani net kar rakamında da bir aşağı revizyon. Bankacılıkta o kadar iyi finansallar yok diğer taraftan, ama hani zor oyunu bozar, bir daha tekrar diyorum. Yani yabancı oralara geldiği için oralarda bir inanılmaz hareket gördük. Yani o yüzden kafam benim hakikaten karışık. Yani dolar bazında endeks kur yatay seyrettiği için son aylarda bayağı bir 340-350'lere geldi. Toplam getiri endeksiyle bakarsan neredeyse 2013'teki zirveleri yakaladık, yani temettüyü de işin içine kattığımız zaman. Ama diğer taraftan da işte bu ihracatçı şirketlerin durumu, işte diğer hani sanayi tarafındaki amiral şirketler, işte Tüpraş, ondan sonra Ereğli, hani bunlar bir ara defter değerinin altında neredeyse endeks bu kadar rally yaparken işlem görüyordu. Ve hani Doğru. çok bir sinyal, bir ışık da tünelin ucunda o tarafta pek yokmuş. Birkaç çeyrek daha böyle bir konsolidasyon devam edecekmiş gibi. O yüzden hani endeks hedefi falan verirken tabii her şirketin ayrı ayrı değerlemesinden oluşan bir şeyden yola çıkıyoruz ya da hareket ediyoruz. Dolayısıyla hani endeksin bundan sonraki potansiyel seyri ile beraber hangi sektör ne kadar sence katkıda bulunur ya da bulunabilir? Onu aslında sana sormak isterim. Tabii şimdi dediğim gibi makroekonomik rüzgar biraz hangi sektörleri etkiliyor ya da hangilerini geride bırakıyor. Geride bırakan şirketler mesela işte demir çelikte aslında güçlü güzel şirketlerimiz var ama şu anda makroekonomik küresel piyasalardan gelen makroekonominin çok fazla desteklenmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan sadece geride kalmışlığın vermiş olduğu bir şey mi yapacağız? Orada bir başvuru mu yapacağız? Yoksa hikayede bunu destekleyecek mi? Bu karar da çok önemli. Finansallara bakıp da elbette ki bunu karar vereceğiz. Şimdi baştan başlayalım o zaman. Mesela bankalar söyledin. Bankalarda hikaye devam edecekmiş gibi görünüyor. Çünkü CDS'teki gerileme kademeli olarak burada biraz daha bankaları izin verecekmiş gibi görünüyor. Yabancıların geldiğinde bizim ezberlediğimiz konumuz bankalara, holdinglere gelir. Dolayısıyla orada kâr realizasyona çok açık bir durum olmamıza rağmen bir miktar daha sanki performansın devam edeceğini söylemek mümkün. Sigortalarda çok ciddi bir getiri sundu sigortalar, sigorta faktörü şirketleri ama yine karlılık açısından bakıldığında yine hikayenin sanki orada da performansı var ama tabii ki bunun bir miktar artık bir kısmı alındı yani bir kısmı satın alındı bir yere doğru gelinildi dolayısıyla bir kâr realizasyonu orada yaşanması sanki mümkün gibi de görünüyor. Otomotivlerde iç tüketime dayalı olarak aylık alacağımız verilerde bir gerileme görebiliriz ama hikayesi olan mesela şirketlerde bir Ford'da eğer varlığınızı halen daha sürdürüyorsanız ve eğer bir portföyde varsa dolayısıyla uzun vadeli olarak mesela sürdürmeye devam edebilirsiniz. Ama belki yeni giriş seviyesine bir bakmakta fayda var ama otomotivler konusunda biz olumsuz tarafta değiliz. Dolayısıyla bu konuda mesela geçen sene Türk Traktör model portföyümüzde vardı. Çok iyi bir sene geçirdi. Marjlarda rekorlar kırdı, net kârda rekorlar kırdı, satışta ciro da rekorlar kırdı ama şu anda bir ciddi anlamda bir baz etkisi oluşmuş durumda geçen yıldan ve biraz da açıkçası işte seçimlerin desteklendiği bir ortamda vardı. Bir ortama konjektüre de bakmak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Telekomünikasyon tarafında, iletişim tarafında yine marjlar kuvvetli olmaya devam edecek ve arpu gelirlerinin vermiş olduğu bir potansiyel karlılığın sürmesi açıkçası beklentimiz dahilinde. Bunun dışında belki sağlık sektöründe seçici olmak kaydıyla çünkü hem marjlar orada daha kuvvetli hem de aynı zamanda fiyat yansımalarına çok fazla geçişkenlik var. Dolayısıyla orada da bir sektör desteklenmesi söz konusu olabilir. Gıda perakendeciliği tarafında, ticaret tarafında yine beklentilerimiz kuvvetli. O tarafta da zaten model portföyümüzde de taşıdığımız hisseler var. Bak, yatırım yapabilir seviyeye gelmiş olan ve geçen sene mesela ondan önceki sene yatırım yapmış şirketlerde de bir miktar sürprizler de çıkabilir
bu açıdan bakıldığında biraz şirketin finansallarını açıp kurcalamak bence çok daha iyi olacaktı. Bir faaliyet raporunu okumak, biraz daha şirketleri tanımak iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sürpriz şirketler var ve hani biraz daha böyle geriden gelen, sessiz sedasız o yatırımın ekmeğini, meyvesini yiyebilecek şirketler var. Bunun dışında sektörel anlamda da havacılık sektörü elbette ki geçen yıl çok güzel bir yıl geçirdi. Ve verilere göre baktığımız zaman küresel dünyanın kabul gördüğü havacılık verilerine göre de bu yıl da yine çok güzel bir yıl geçecek. Dolayısıyla yine havacılık sektöründe de portföylerde bir tane hisse bulundurulabilir diye düşünüyorum. Elbette ki tabii şimdi döviz bazlı, döviz bilançosunu döviz bazlı tutan ve aynı zamanda tabii ki işte bankalarda enflasyon muhasebesi yok. Dolayısıyla bu döviz bazlı bilanço tutan şirketler sanki enflasyon tabi olmayan şirketler biraz daha güvenli limanmış gibi algılanıyor. Orada da yine seçici olmak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Serdar, bu benim düşüncem. Sen ne düşünüyorsun? Senin ne Yok tabii fikrin? kesinlikle katılıyorum. Yani anlattıklarından hani cebime koyduğum bilgiler arasında işte sağlık sektöründe hani otomotivde hikayesi olan şirketlerle o kadar karamsar olunmaması, bankalar CDS düşüşüne bağlı hani gitti ama daha gitmez diye bir şey yok diye oldukça faydalı yani izleyenler için hap bilgiler sundun. Tabii şimdi biraz da şu var yani endeks 7.000'lerden işte 11.000'lere yani Evet. kabaca %50 TL bazında işte dolar bazında da %30'ların üzerinde bir hareket yaptı. Burada tabii şu soru işareti de oluyor. Yani ben kazandım ama az kazandım. İşte benim arkadaşım, işte beraber bu işe başladığımız insan daha bir iyi yere geldi. Ya da yükseliş tam anlamıyla homojen BIST 30, BIST 50 ya da BIST 100 ya da BIST tüm içerisindeki kağıtlara sirayet etmediği için hani yerinde sayanlar oldu, dolar bazında kazandıramayanlar oldu. Yani ikiye katlayanlar olduğu yerde ortalama Evet. getiri 35 ise demek yani yerine sayanlar eksiye gidenler de ister istemez oluyor. Dolayısıyla hani buradan sonra hani gene tabii hani şirketi tanımak, bilançosunu dipnotları okumak, sizin gibi birebir yatırımcıya hizmet veren araştırma departmanlarını mümkün olduğu kadar bilgi edinmek, fikir sahibi olmak için kullanmak tabii ki önemli. Ama hani genel burada bizi dinleyen, belki portföyü daha ufak olan, belki aramaya cesareti olmayan yatırımcılar için neler dersin? Sana son sorum da bu olsun. 2022-2023 yılında elimize ne çarpsa yükseldi Serdar, Evet. hatırlarsan. Doğru. Tek alternatif borsaydı çünkü gerçekten çok enteresan bir yıldı ve alternatifsizliği çok çok ön plandaydı. Yani bize aslında çok şey de öğretti, onu da söyleyebilirim. Ama o dönem çılgınlık vardı ve yatırımcı ne tarafa kaydı? Hiç bize öyle çok fazla telefon açıp da ya şunu mu alayım bunu mu alayım diye sormadılar. Ne olsa yükseliyor zaten gibi bir tavra girdiler. Aynı zamanda bu sosyal medya dediğimiz işte biraz daha bilginin kirli olduğu, biraz bilginin Maalesef. oldukça kirli olduğu Telegram grupları ön plana çıktı. O dönemde zaten bu kadar çok aksiyon aldılar, bu kadar çok ürediler. O nedenle 2024 yılı böyle olmayacak. Elinize ne çarpsanız hisseler yükselmeyecek. Orada seçicilik daha ön plana çıkacak. Bilginin daha pür olduğu ve gerçekten doğru olduğu bilgi ön plana çıkacak. Dolayısıyla yatırımcı daha güvenli dediğimiz ve belli sektörlerde belki üçgeni ters olarak algılayabilir. Önce sektör seçebilir, daha sonra o sektör içerisinde oyun kurucu bir şirketin bilançolarını, finansal durumunu inceleyebilir. O şirket üzerinden gidebilir mesela. Sektörel dağılım yapabilir. Havacılık sektörü, gıda sektörü gibi daha güvenli gördüğü sektörlerden kendine bir portföy oluşabilir. Ve bilgi kirliliğinden de uzak durabilir. Dolayısıyla hani biz hep buradayız. Her aracı kurumda çalışan analistler raporlar çıkartıyorlar ve o raporlar doğru raporlar. Yani doğru sektörlere ulaşan raporlar ve bunları ücretsiz çıkartıyorlar. Bunları yatırımcıların ulaşabileceği derecede dağıtıyorlar. Bence bu çok önemli bir hizmet. Çok da saygın bir şey. O nedenle bunlara önem versinler. Başka da bir şey önem vermesinler diye düşünüyorum. Tabii ki kendi fikirleri olabilir. Doğru olup olmadığını, bunların tutarlı olup olmadığını da ulaşabildikleri araştırma departmanlarını, analistlerine sorsunlar, danışsınlar. Hep şu yapılır Serdar.
ben bunu aldım, ne düşünüyorsunuz, nasıl bir şirkettir diye aksiyon almadan önce belki danışılabilir, Mutlu. sorulabilir, fikir alınabilir ya da araştırılabilir. Bence bunlar daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani tasarruf herkesin parası kendine göre çok değerli miktardan bağımsız olarak. Dolayısıyla hani ben de naçizane eğer çok iyi bilgi sahibi o şirketin geçmişine, geleceğine, potansiyel yeni hedeflerine, hikayesine vakıf değilseniz önce bilgi edinin sonra yatırım yapın. Belki bu programdan bir nebze finansal okuryazarlık adına izleyicilere geçmesini arzu ettiğimiz söz olsun. Seda çok teşekkür ederim değerli katılımın için. Çok büyük zevkti sohbet seninle. Serdar, benim için de öyleydi. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olma zevkini bana yaşattığın için çok sağ ol. Hep soru soran taraf bendim. Bu taraf daha iyiymiş. Çok Sana da başarılı, güzel yayınlar diliyorum. teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, şimdi ben soruyorum programının dördüncüsünü sevgili Seda Yalçınkaya özelle beraber gerçleştirdik. Umarım sizler için de benim için olduğu kadar keyifli bir yayın olmuştur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.